TVP-04PT, PT-100, PT-1000 modülü. Bu modül yine üzerinde 4 adet giriş bulunmakta. 4 kanal olarak 4 farklı sıcaklık sensörünü bağlayıp içeride okuma işlemini gerçekleştirebiliriz. Modülün özelliği bir analog modül gibi ham değer vermemekte. Bağlanılan sensör tipi giriş ayarlanması durumunda bize direkt olarak sıcaklık şeklinde dönüşü olacaktır. Sıcaklık değerini de verirken nokta bir hassasiyetle bize sıcaklığı gerçekleştirecektir. Örnek olarak verecek olursak 25,3 değerini 253 olarak bize verecek. Biz de sondan bir hanesinin noktayı ifade etmiş olduğunu PLC programımızda yorumlatmamız gerekmektedir. Modül yine bir numaralı register'ına baktığımız zaman burada modülün içerisinde her biri 4 bit ile kodlanmış sensör girişleri mevcut. Mod 0, mod 1, mod 2, mod 3, hatta mod 5 yaptığımız zaman sensör girişini kapatabiliriz. Bu neden? Eğer ki sensör tanımı var ve o girişe bir sensör bağlamadıysak bu sefer sensör bağlantı kopma hatası olarak bize geri dönüş yapacaktır. Öyleyse kullanmadığımız girişleri kanal disable demek suretiyle kapalı tutmamız bize error lambasının flash yaparaktan uyarı vermesinin önüne geçmemizde yardımcı olacaktır. Sensöre baktığımız zaman 3 kablolu ve 2 kablolu bağlantı için öncelikle PT100 kullanacaksak PT100 kullanırken 3 kablolu bağlantıyı tercih etmenizi kesinlikle 3 kablolu PT100'leri de kullanmanızı öneririm. Nedeni kablo uzadığı zaman PT100'ler çalışma karakteristiği olarak zaten direnç temelli bir değişim üzerinden sıcaklığı bize sunduğu için kablo mesafesinin artışıyla beraber hat empedansı bize sıcaklığı okurken hata olarak geri dönüş yapacaktır. Ama 3 kablolu kullandığımızda dikkat ederseniz buradaki 3. kablo hattın uzunluğunu ölçmek için kullanılan bir terminaldir. Bu hattın uzunluğunu ölçmüş olduğumuz terminalde I-eksi girişine girmek suretiyle sistem buradaki empedansı okumak suretiyle okumuş olduğu sıcaklıktan buradaki okumuş olduğu direnç değerini çıkartarak bize hattın ucundaki gerçek sıcaklık değerini hesaplamada kolaylık sağlayacak bir bağlantıya yönlendirmektedir. Burada hata minimum olacaktır. Yine iki uçlu bir bağlantı yapacaksak direnç değerlerine karşılık gelen uçları L artı L eksiye. Bunlar genellikle PT100'e elimize aldığımız zaman bir ucu farklı renk, diğer iki ucunu aynı renkte görürsünüz. Farklı renkli olan tek ucu farklı renk olanı L artıya giriyoruz. Aynı renkte olanlardan bir tanesini L eksi, diğerini I eksiye bağlıyoruz. Ama eğer ki bize iki uçlu bir sensör geldiyse, bu durumda örneğin kırmızı beyaz şeklinde sadece karşımıza iki kablo gelecektir. Bunları L artı L eksiye girdikten sonra I eksi ile L eksiyi köprülemeyi unutmayalım. Aksi takdirde sonuç yüksek empedanstan dolayı sıcaklık hatasına gidecektir. 4 tane kanalımız mevcuttu. PT100 ve PT1000'leri bu şekilde bağlamak suretiyle sistemde bağlantımızı gerçekleştirdik. Peki modül konfigürasyonuna geçelim. Örneğe bakacak olursak kanal 1 ve kanal 2 PT100, kanal 3 ve kanal 4'ü PT1000 olarak konfigüre edeceğiz. Burada kanal 1'imiz PT100 yani mod 0, kanal 2'miz de PT100, o da mod 0. Kanal 3 ve kanal 4'ümüz PT1000, PT1000 için evet burada görmüş olduğumuz 0010 değerini giriyoruz. Kanal 4'te de keza aynı şekilde PT1000. Bunu yan yana yazdıktan sonra kodlamaya geçersek 00, buradaki bitin değeri 2, buradaki de 2. Karşımıza çıkan rakam hegzadesimal 2200 register değeridir. Bunu CR1'in içerisine yazmak suretiyle modülün girişlerini istediğimiz şekilde ayarlamış oluruz. Fakat işin kolaylığı açısından biz yine PLC'nin özel modül konfigürasyon yardımcısını çalıştırıyoruz. Buradan modül, ilk sıradaki modül, PLC'nin yanında başka modülüm olmadığı için kanal 0'ı seçiyorum. Ve buradan modülümü seçiyorum. TP04PT modülüm.
Ayarla dedikten sonra giriş modu ayarına geliyorum. Register yazmadan M1002 kontağı ile öncelikli olarak girişlerimizi tanımlayalım. İlk iki giriş PT100, diğer iki girişlerimiz PT1000'di. PT1000 şeklinde seçtik. Dikkat edersek burada birçok sensör tipleri yine mevcut. PT1000 olarak seçimimizi gerçekleştirdik. Bunu listeye ekle dedikten sonra bakın K00. Modülün 1 numaralı rejistörüne hegzadesimal 2200 değeri hesaplamış olduğumuz değerdi bu. Bunu yazma işlemini gerçekleştirdi. Buradan artık ortalama sıcaklığı veya mevcut sıcaklığı okumak suretiyle sistemimizde sıcaklık değerini kullanabiliriz. Biz mevcut sıcaklığı santigrat derece olarak almak istiyoruz. İstenirse bakın Fahrenheit olarak da çekebiliriz ama biz santigrat derece olarak anlık değerini alalım. Bunu seçtikten sonra okuma komutunu oluştur diyorum. M1000 kontağı ile sürekli okuma yapsın. D200 içerisine bu okumuş olduğu 4 register atsın. Listeye ekle dedikten sonra komutu yorumlayacak olursak from 0. modülün 18. register'ından itibaren yani kanal 1 4 adet kanal 1, kanal 2, kanal 3, kanal 4 sıcak değerini oku. D200, D201, D202 ve D203'ün içine yaz şeklinde komutumuz oluşturuldu. Bu işlemden sonra artık tamamı basıp tekrar tamam dediğimizde konfigürasyon komutlarımız piyasaya eklenmiş oldu. Evet, modül konfigürasyonunu burada M1002 kontağı üzerinden yaptık. Yine modülün 18. register'ından itibaren 4 tanesini okuyarak D200'e getirdik. Programımızı derledikten sonra piyasemizin içine atıyoruz. Bu işlemden sonra monitör kısmına gelerek D200'den itibaren 4 tane register'ımı ekliyorum. Burada bakın şu an herhangi bir sensör girişim bağlı olmadığı için K8000 gibi değer üretiyor bana. Buradan sensörün bağlı olmadığı bilgisini alabilirim. Şu an kanal 1'e yani D200'e gelmesi gerekecek bir adet PT100 sensörümü bağlıyorum. PT100 sensörümü bağlantısını gerçekleştirdim. Bakın 259 olarak bana değeri verdi. Nokta bir hassasiyetle vermiş olduğunu söylemiştik. Öyleyse bu sıcaklık 25,9'a tekabül etmektedir. Şu an sensörü elimle avucumun içerisine alarak ısınmasını yavaş yavaş sağlıyorum. Bakın 26,9, 27,1, 27,4, 27,6, 8, 28 derece, 28,2, 4 şeklinde devam ediyor. Böylelikle PT100 sensöründen sıcaklığı direkt olarak piyasanın içerisine herhangi bir ek işleme tabi tutmadan rahatlıkla DP04PT modülü ile alabiliyoruz. Burada sıcaklığımız da şu an 30'larda 30 derecelere kadar çıktı. Programda artık bu D200'ün içerisindeki değeri kullanmak suretiyle PID kontrolü de yaptırabiliriz veya sıcaklık değerlerini görüntüleme işleminde gerçekleştirebiliriz.